sizlerle iki komponentli epoksi ve polyuretan self-living ürünlerin uygulanması ile ilgili kısa ve önemli bilgiler vereceğiz. Sıvı olarak uygulanan polimer esaslı self-living malzemeler epoksi esaslı olabilir, polyuretan olabilir, metakilat olabilir, polyuretan beton olabilir. Bütün bunların uygulama tekniklerinde temel bazı önemli noktalar var. Daha önceki videolarımızda gördünüz. Karıştırmak önemli. Karıştırdığınız ürünü sıyırma attığınız veya arakat attığınız zemine getiriyorsunuz ve güzelce yere döküyorsunuz. Ondan sonra malacı tabir ettiğimiz uygulama konusunda ustalığı en gerektiren noktada dişli malayla self-leveling yani kendi kendine tesis eden ürünü zemine güzelce yayıyoruz. Kullandığımız dişli malanın diş boyutları 3-4 milim civarında. Usta gerekli açıyı vererek self-leveling'in metrekare tüketimini ayarlar. Arzu ederse 1,5 kilo, arzu ederse 2 kilo kadar metrekareye self-leveling'i düşürür ve gayet güzel bir şekilde yayar. Dişli malayla bu ürünü yayarken her zaman malzemenin bizim tarafta olmasına dikkat ederiz. Hiçbir zaman malanın bir tarafının kaçmasını istemeyiz. Çünkü eğer kaçırırsak zeminde bizim mala hareketimizin izlerini görmek durumunda kalabiliriz. Epoksi ve polyuretan sistemler ikisi de dişli malayla uygulanır. Yalnız aralarında bir fark vardır. Epoksi zemin kaplamaların içine kum eklediğimiz için yere dişli malayla self-leveling'i uyguladıktan sonra kirpi rulo tabir ettiğimiz bir ruloyla uygulayıcı zemine girer ve kirpi rulo'yla bütün zemini tarar. Polyuretan'da genelde kum girilmediği için böyle bir işlem yapmaya gerek yoktur. Çünkü kum epoksi içine girdiğinde hava kabarcıklarını da sistemin içine alabildiği için kirpi rulo'yla hem kumu hem de içindeki hava kabarcığının yayma noktasında bize destek verir ve iyi bir zemin kaplama ortaya çıkarılması için uygun ortam sağlar.